Kripto dostu olan ancak geçtiğimiz aylarda piyasalarda yaşanan kriz nedeniyle faaliyetlerine son veren Silvergate Bank'in yöneticileri görevlerinden ayrıldı. Şu anda tasfiye sürecinde olan bankanın CEO'su Alan Lane ve diğer iki üst düzey yönetici gemiyi terk ediyor. Lane ve şirketin baş hukuk sorumlusu John Bonino'nun geçtiğimiz gün Silvergate'deki pozisyonlarından ayrıldıkları bildirildi. Şirketin baş finans sorumlusu Antonio Martino'nun ise 30 Eylül'den önce görevinden ayrılması bekleniyor. Bankanın çatı şirketi Silvergate Capital, geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir başvuruda bulunmuştu. Şirket, söz konusu vedaların daha önce de duyurduğu faaliyetleri sonlandırma ve Silvergate Bank'in gönüllü olarak tasfiye etme planının bir parçası olduğunu belirtti. Silvergate, şirkete veda eden 3 üst düzey yöneticinin de iş sözleşmeleri kapsamında tazminat haklarının olmadığını ancak kıdem tazminatı alacaklarını açıklığa kavuştu. Silvergate ve eski CEO'su Alan Lane, özellikle kripto borsası FTX ve suistimalindeki iddia edilen rolleri konusunda pek çok davayla karşı karşıya. Geçtiğimiz Mayıs ayında Texas merkezli Word of God Kilisesi, Silvergate'in FTX'in dolandırıcılık faaliyetlerine katılmak için 25 milyon dolarlık kilise mevduatını kullandığı gerekçesiyle bankaya dava açmıştı. Buna ek olarak kilise, Silvergate'in ve Lane'in dolandırıcılık ve kurumsal suistimal konusunda pek çok bilgiye sahip olduğunu iddia etti. Hakkında açılan bir başka davadaysa Silvergate'in FTX, Alameda ve North Dimension gibi müşteri olarak getirdiği kripto şirketleri üzerinde yeterli durum tespiti yapmadığı iddia edildi. Davanın detaylarına inildiğinde ise bankanın diğer müşterileri arasında Binance US, Huobi Global, Nexo Capital ve Bittrex'in de yer aldığı bildirildi.